Bunları da yeşillendirerek yani 200 metrekare civarındaki yeşil alandan ziyade bir 500-600 metrekare yeni yeşil alan yaratmayı düşündük. Dursun Bey de eski stadyumun bulunduğu alana yapılan modern yerleşke hastane için şehir içi acil ambulans yolu ve araç geçiş yolunun yapımına başlandı. Hastanenin Saz mevki bölgesinden başlayacak olan yol yapım çalışmaları Saz restoran yanından halı saha önüne kadar sürecek. Bu alanda dolgu çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan'ın uzun zamandır inceleme yapıp proje haline getirdiği bu yolda yoğun bir çalışma sürdürüyor. İlerleyen günlerde taş döşeme işlemi yapılacak olan alanda ayrıca çevre düzenlemesi de yapılacak. Hastaneyi şehir içine bağlayacak olan bu yol etrafına ayrıca otopark alanları da yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Dursun Bey sorumlusu Vacit Kahvecioğlu, yeni yapılan hastane için bu yolun önem arz ettiğini, yolu belirlenen standartlarda vinçlerle düzleyerek bozulmayacak şekilde hazırladıklarını söyledi. Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan da yeni yapılan yolla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanemiz az önce de bahsettiğim gibi çok güzel, çok konsept, çok güzel bir hastane oldu. Ama hastanenin yollarıyla ilgili bizim kafamızda soru işaretleri vardı, sıkıntılar vardı. Çünkü senede 52 gün yani cuma pazarının olduğu günler bizim o mezarların arasından gelen yol kapalı. Panayır döneminde de bu yollar kapalı oluyor biliyorsunuz. Bir de burada saz meseri alanı olduğu için burada gençler motorla, arabayla çok yarışıyorlar. Bunların bir yollarını ayırmamız gerektiğini düşündük. Malum burada bir lokantamız var. Lokantanın parkını bir ayırmayı düşündük ve kontrollü bir şekilde giriş çıkış olsun istedik. Tabii o arada TEDAŞ'ın direkleri, TEDAŞ'la görüştük. Burada 8 tane direğin yerini değiştirdik. Bunlar hep çoğu ortadaydı. Buradan bir 200 metrekare civarında bir yeşil alana girdik. Buradan ambulans yolunu veya acil yolunu, insanlarımızın acil yolunu buraya aldık. Ama bunun haricinde şu bölgede işte görmüş olduğunuz bölgeyi ve şu bölgeleri bir de şu üçgen kısım var, şu aradaki eski yol olan kısım. Bunları da yeşillendirerek yani 200 metrekare civarındaki yeşil alandan ziyade bir 500-600 metrekare yeni yeşil alan yaratmayı düşündük. Şuralarını da kapatarak vatandaş burada yemeğini yedikten veya pikniğini yaptıktan sonra manevra yapıp içeriden tekrar kontrollü bir şekilde o kapıdan çıkmak zorunda kalacak. Yani buralarda manevradan ötürü yarın bir gün sıkıntılar olur. İşte ambulansla veya insanlar biliyorsunuz acil bir yere yetişeceği zaman çok panik oluyorlar. Kazalar belalar olmasın diye böyle bir formül düşündük. Hastanenin bir de ana yoldan bir giriş kavşağı var. Karayollarıyla bunların anlaşmalarını, konuşmalarını yaptık. Karayolları baştan pek düşünmüyordu orada bir giriş kavşağı. Çünkü kör nokta oluşuyor. Arabalar ileriden ve Kütahya tarafından hızlı geldikleri için. Onlar bir projelerini çizdiler şimdi. Hastanenin tam giriş kapısının oraya güzel bir kavşak yapacaklar. Yani hastanemizin yollarını bir şekilde açmış oluyoruz.